Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bisküvili pasta yapacağım. Bisküvili pasta için evvela şöyle kare petibör bisküvi aldım. Evvela petibör bisküvilerimi şöyle borcamıma hazırladım. Bir de süt hazırladım şöyle tabağa. Şöyle yakından göstereyim. Süt. Şimdi şöyle sütle ıslatıyorum bisküvilerimi. Evvela birinci tabana şöyle kakaolu puding yaptım ben. Kakaolu pudingden şöyle bir kepçe borcamın taban kısmına koydum. Şöyle yakından göstereyim. Evet, şöyle borcama puding koyuyorum. Puding yaptım 2 paket. Şöyle pudingi yayıyorum önce borcama. Şu şekilde. Hazır puding. 2 paket yaptım. Şöyle pudingi önce yayıyorum borcama. Evet. Şöyle yaydım göz kararı. Şimdi şöyle ıslattığım bisküviyi şöyle ıslatıyorum bisküviyi. Diziyorum borcama. Şöyle süte batırıp batırıp borcama diziyorum. Borcam dolana kadar dizeceğiz. Evet, borcam dolana kadar dizdim ben. Şimdi pasta kreması yaptım ben kendim. Bu pasta kremasını da siz yapmak istiyorsanız şöyle yapın arkadaşlar. Ben bunu öyle yaptım. Bir kaşık un, bir kaşık nişasta, buğday nişastası veya mısır nişastası fark etmez. Ardından 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya, 2,5 su bardağı süt kattım. Koyulaşana kadar karıştırdım. Bir tane de yumurta katıyorsunuz. İyice çırpıyorsunuz. Ardından bu pasta kreması koyulaştıktan sonra 1 paket sıvı krema katıyorsunuz. Sıvı kremayı da mikserle iyice çırpıyorsunuz. Tabii soğuduktan sonra katıyorsunuz kremayı. Bu pasta kremasını ben kendim yaptım evde. Şimdi bunların aşaması çok uzun olduğu için çekemedim video. Çünkü soğuma aşaması var. Soğuma aşamalarını bekleyemedim. Size tarifini veriyorum şu anda. Hem açıklamasını yapıyorum. Şimdi en alt kata puding koymuştuk. Üstüne bisküvi dizdik. Üzerine pasta kreması dizdik. Onu ben kendim yaptım demiştim. Tekrardan puding şöyle göz kararı gezdiriyoruz bir kepçe ve şöyle spatula ile yayıyoruz. Şöyle spatula ile yayıyorum. Şimdi ben buna ceviz kıracağım. Şimdi ilk katına ceviz koyacağım. Şöyle gelişi güzel yaydım. Şimdi ceviz kıracağım. Tamam. Şimdi ceviz kırıp ceviz serpiştireceğim. Evet, şimdi cevizi ezdim. Şöyle ceviz serpiştiriyorum birinci katına. Bol ceviz. Dışarıda kırdım, poşetle ezdim. Şöyle poşetten döküyorum. Poşetin arasında ezdim taşla. Tamam. Şimdi cevizimizi serptik. Devam ediyoruz. Bisküvilerimizi ıslatmaya devam ediyoruz. Şöyle tekrardan süte batırıyorum. İkinci katımızı diziyoruz. İkinci kat pastamızın şeyini diziyoruz, bisküvisini. Evet, ikinci katı dizdim ben. Şimdi tekrardan şöyle puding gezdiriyorum. Şöyle. İki kepçe döktüm. Onu bir yayayım şöyle spatula ile. İkinci kat pudingi döktüm. Onu da yayıyorum spatula ile.
Ve pasta kreması gezdiriyorum şöyle. Tamamdır. Onu da yayıyorum spatulayla. Pasta kremasını da yaydım spatulayla. Şimdi tekrardan puding gezdiriyorum. Bunu da yayacağım. Kalan pasta kremasının hepsini döktüm. Şöyle göstereyim tenceremi. Hepsini sıyırdım. Şimdi bunu yayıyorum. Ardından kalan pudingi hepsini sıyıracağım. Artık bisküvi döşeme işimiz bitti. İki kat döşedik. Yeterlidir iki kat. Üzeri de artık puding ve pasta kreması olacak. Bol kremalı, bol pudingli. Şöyle tamamdır. Şimdi kalan pudingi hepsini döküyoruz. Şöyle göstereyim. Kalan pudingi de hepsini sıyırdım. Şimdi onu da spatulayla şöyle yayıyorum. Her yerine eşit şekilde. Hem pasta kremalı hem pudingli pasta oldu. Bisküvili. Üzerine tekrardan ceviz gezdireceğim. Evet, üzerine tekrardan şöyle dışarıya gittim. Dışarıda ceviz kırdım. Boş arsada. Şöyle ceviz diziyorum. Gelişi güzel. Şöyle. Rastgele diziyorum öyle. Hani özenmiyorum. Çünkü evde yiyeceğimiz için bunu. Şöyle. Şimdi buzdolabına kaldıracağım ben bunu. Pudingli, kremalı, pastam. Şöyle bisküvilerim kaldı şu kadar. Şu kadar. Onları da sonra çocuklar yerler. Şimdi buzdolabında soğusun.